Değerli basın mensupları, değerli dostlar, sevgili canlar. Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretle çalışan ve aileleri açlık sınırının altında yaşamaktadır. Açlık sınırı altında asgari ücret alan milyonlarca çalışanın dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı yoktur. Kış aylarında domates yeme hakkı örneğin yoktur. Asgari ücretle çalışanlar aldığı ücretle kirasını, faturalarını ödeyemez durumda, çocuğunu okul harçlığı dahi verememenin ağır bir yükü altındadırlar. Telefon ve arabayı almaya hakkı olmayan işçilerimiz geçemediği üçüncü köprünün yapım parası kendisini açlığa mahkum eden asgari ücretinden kesilmektedir. Asgari ücretle çalışanlar açlığa ve yokluğa mahkum edilmişlerdir. Bir yandan da ağır vergi yüküyle karşı karşıyadırlar. Asgari ücret adı üzerinde en düşük ücret demektir. Ve Türkiye'de toplumun en düşük gelire sahip olan asgari ücretlerden yüksek oranda vergi kesintisi yapılmaktadır. Bir asgari ücretli yılın 4 ayından fazla bir sürede sadece vergi ödemek için çalışmaktadır. Öte yandan iktidar 10 yılda beşli çeteye tamı tamına 128 kez vergi affı getirmiştir. Her bir kurumda üçer beşer maaş alan yandaş bürokratların bu ülkeye vergi ödeyip ödemediği ise belirsizdir. Yandaş şirketlerin vergi ödememek için mal varlıklarını başka ülkelerdeki banka hesaplarına gönderdiği uluslararası belgelerle tescillenmiştir. Yandaşından alamadığı vergiyi vatandaşından alan tek adam rejimi yandaşın borcunu vatandaşa ödemektedir, ödettirmektedir. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak tek adam şahsın hükümetinin asli görevi haline gelmiştir. Türkiye'de vergi kaçıranlar, vergi affından yararlananlar düşünüldüğünde açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretlerden vergi kesintisi yapılması büyük bir adaletsizliktir. Şu an asgari ücret bürüt olarak 3577 TL'dir. Asgari ücretten yapılan vergi ve SGK kesintilerinden sonra bir asgari ücretlinin eline sadece 2825 TL geçmektedir. Çünkü asgari ücretten gelir vergisi, SGK işçi payı, işsizlik sigortası, damga vergisi olmak üzere yapılan aylık toplam kesinti tutarı 752 TL'dir. Bir başka deyişle asgari ücretten kesintilere son verildiğinde asgari ücretlinin geliri 752 TL artışla 3577 TL'ye yükselecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece 2018 yılından itibaren bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca kanun teklifleri ve önergeler verdik. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza sahibi olduğu asgari ücretlerin vergi kesintisine son verilmesine ilişkin verdiğimiz kanun tekliflerimiz halen mecliste bekletilmektedir. En son Ekim 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki vergi yasası görüşmelerinde asgari ücretlerin gelir vergisinden muaf bırakılması önerisi partimizce sunulmuş ancak önerimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücretle vergi ödemesin, aldıkları ücretten herhangi bir kesinti olmasın, en azından asgari ücret insanca yaşanabilecek bir seviyeye çekilsin derken AKP ve MHP ittifakı ısrarla ve inatla asgari ücretlerin yürürlüğü altında izinlerine, açlık sınırı altında yaşamalarına göz yummaktadır. Halkın temel besin gereksinimlerinden uzak, ondan kaçınarak sadece abur cubura 1000 TL ödeyen Cumhurbaşkanımız asgari ücretliğin sofrasından eksilen ekmeğin hesabını bilmesini ondan elbette bekleyemeyiz. Daha geçtiğimiz günlerde AKP yetkilileri
herkesin cep telefonu var, arabası var diyordu. Şimdilerde ise asgari ücreti en azından insani yaşam seviyesine getireceğiz demektedirler. Yani milyonlarca asgari ücretinin açlık sınırı altında yaşadığını kendileri de elbette bu itiraflar yeterli değildir. Ekonomik buhranın en büyük bedelini aç kalan, kirasını ödeyemeyen, faturasını ödeyemeyen asgari ücretler ödemektedir. Türkiye şu an Avrupa ülkeleri arasında en düşük bürüt asgari ücrete sahip olan Arnavutluk'tan sonra ikinci sırada gelmektedir. Dünyanın en büyük ucuz iş gücü ülkesi olarak bilinen Çin'de dahi ortalama asgari ücret 2.387 dolar iken Türkiye'de asgari ücret sadece ve sadece 297 dolardır. Şimdi kalkıp asgari ücreti insanca yaşanabilecek bir seviyeye getireceğiz diyenler eğer bu görüşlerinde samimi iseler holi meydan buluruz. Adil bir dünya diye tutuk atan, dünya beşten büyüktür diye sürekli sözüm olan, dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı evvela kendi ülkesindeki adaletsizliğe bir son vermelidir. Yıllardır bekletilen kanun tekliflerimiz meclise getirilsin ve asgari ücretten vergi kesintisine son verilsin. Asgari ücret en azından yeni yıla kadar 3577 TL seviyesine getirilsin. İktidara son çağrımızdır. Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır. Eğer iktidar bu çağrımıza yine kulak vermez ise seçim yakındır diyoruz değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda asgari ücretlere uygulanan vergi zulmüne son vereceğiz. İktidarımızda asgari ücretten vergi kesintisini kaldıracağız. Değerli arkadaşlarımız, basın açıklamamız burada son bulmuştur. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ederim. Başkanım çok teşekkür ederim. Basın mensuplarımıza, arkadaşlarımıza.